tabii ABC'nin asalsay olduğunu vermiş. Bizden istediği de şu toplamın değeri. Şimdi şurası asal sayı. Tabii bütün asal sayılar tam sayıdır. Ondalıkla asal olamaz. Burası tam sayı. Şu taraf tam sayı. Eğer bu taraf tam sayıysa bu taraf da tam sayı olmalı. Yani 13 bölü C sayısı da. Başka bir deyişle C sayısı 13'ü bölecek. 13'ü bölen iki tane sayı var. 1 ve 13 ama 1'i alamayız. Çünkü 1 asal değil. Bizim C sayımız kesinlikle 13 olmak zorunda asal olduğu için. Demek ki A eksi B sayısı 13 bölü 13'ten A eksi B sayısı 1. Sonucumuz 1. Şimdi A ve B'ye değer vereceğiz. Aralarındaki fark 1. Bunlar asal sayı. Şöyle asal sayıları göz önünde bulundurursak asallar 2, 3, 5, 7 diye ilerleyecek. Tabii 9 asal değil, 11, 13 diye gidecek. Aralarında bir fark olan sadece 2 tane asal var. Onlar da 2 ve 3. Diğerleri hep tek olarak ilerlediği için en az 2 fark olacak asalların arasında. Şu ikisinin arasında sadece bir fark var. Demek ki bunlar da 3 ve 2. Tabii 3 olan A sayısı, 2 olan da B sayısı olur. C sayısına da 13 demiştik. Buna göre A artı B artı C'yi şöyle buluruz. A sayısını 3 bulduk. B sayısını 2, C sayısını da 13 bulduk. Şurası 5, 13 de burada 18. Sonucumuz 18 getirir.